Gerçekten çok güzel, çok sakin, huzurlu bir ortam var. Umarız beğenirsiniz. Tatilciler doldurmuş, tıka basa dolmuş yani oteller, buradaki oteller. Şimdi burası, bu plajın adı ne? Bayram dolayısıyla şöyle bir kalabalıklık var. Şimdi bir abimize sorduk. Buranın Sami Mutlak YouTube kanalında yine bir gezelim görelim videosu için aracımızı çalıştırdık. Şu anda hava aşırı derecede sıcak. Şöyle okulun manzarasını önce bir göstereyim. Bulunduğumuz yer, burada da rüzgar gülleri var. Ve hemen aşağıdaki mükemmel bir sahile hep beraber gideceğiz. Orada çok güzel bir deniz manzarasını sizlerle paylaşacağız. Şimdi şu ağaçları bir göstereyim. Burada bir cızır cızır ses duyuyorsunuz. Meşhur Ağustos böcekleri artık piyasaya çıkmaya başladı. Şu ağaçlara bakarsanız bademleri görebilirsiniz. Gerçekten mükemmel derecede büyük ve lezzetli bademleri var. Datça'nın bademleri de çok meşhur olduğu için. Ayrıca şöyle ileri doğru gittiğimizde o yeni yapılan binaları size söylemiştik. Sol tarafta Datça'nın hastanesi var. Şurası yeni yapılan hastane. Buradan devam ediyoruz. Bayram dolayısıyla şöyle bir kalabalıklık var. Datça Türkiye'nin en uç noktası. Şuraya bir yere haritasını koyarım şu an nerede olduğumuzu size göstermek için. Ama araçların yoğunluğunu ve trafiği görüyorsunuz. Normal şartlarda 20 bin nüfusu olan bir ilçe ama bu mevsimde 200 bine yakın, nüfusu 10 kat neredeyse artıyor. Gerçekten de çok aşırı bir kalabalıklık var. Şimdi markete geldik. Datça marketi, özellikle Migros 3M market, 2M market var burada ve çok aşırı bir kalabalık oluyor. Şöyle marketteki araba kalabalıklığını ben size bir göstermek istiyorum. Bizim de burada biraz alışveriş yapmamız lazım. Alışverişi yapıp sonra sahil kenarına ineceğiz. Gerçekten çok güzel sahiller var ve çok güzel bir deniz kenarı var. Sizleri bekliyor. Sakın devamını izlemeden kapatmayın. Şimdi arkadaşlar, yoğunluk var. Burası Otel Mare. Otel Mare'nin aşağısından denize doğru gidiyoruz. Bakalım sahil görüntüsü nasıl. Mare plajına doğru giderken böyle de bir alan var. Bu ağaçlar okaliptus. Özellikle şu kalın ağaçlar okaliptus olarak geçiyor. Ve naneli şekerlerin özünde bu ağaçların kokusu ve özü var. Mükemmel bir nane kokusu var. Onu da göstermek istedim. Tabii Ağustos böceği derler ya, cırcır böceği. Alın size cırcır böceği. Daha tam günü değil aslında. 2-3 hafta sonra daha da yaygınlaşacak bu böcekler. Ama gerçekten de mükemmel bir doğası var. Harika bir atmosfer var burada. Mutlaka gelebilirsiniz. Şu hayvancıyı da size bir göstereyim istedim. Bu bölgede boğa güreşleri yapılıyor. Bu da bizim tosuncuk. Buraya geldiğim zaman mutlaka burada yer alır. Datça'ya geldiğinizde mutlaka gelin, bunu da görün. Şu yavruya bakar mısınız arkadaşlar? Yani biraz dışkılama yapıyor, mühteşem oldu ama yani hayvan hakikaten büyük, ne kelime. Yani ben sordum sahiplerine, bir tondan daha fazlaymış yani bu. Şu gördüğünüz ağaç da okaliptus ağacı. Mükemmel bir ağaç. Onu da söyleyelim. İşte buradan bu şekilde gelerek direkt Mare plajına doğru gidebiliyorsunuz. Direkt patikadan devam ettiğinizde sahile direkt çıkabiliyorsunuz. Şurada da apart oteller var. Bakın bu ara sokaktan direkt aşağıya iniyoruz. Burası Otel Mare'nin önündeki plaj. Bayramda tatile gelemeyenler için plajın durumunu şöyle bir size gösterelim. İnsanları rahatsız etmeden. Sahilin durumu böyle. Bayağı bir tıklım tıklım. Böyle adım atacak yeri yok. Öbür tarafa doğru gidelim. O taraf daha sakindir belki. Sakin bir yer bulmaya çalışacağız ama gerçekten hiçbir yerde sakinlik yok. Saat 4.30-5 gibi aşırı derecede bir yoğunluk var. Yani vatandaş bir taraftan para yok diyor. Bir taraftan buralar bu şekilde bu kadar doluyor. Ben de anlamış değilim. Ama gerçekten de aşırı bir yoğunluk var bayram sebebiyle. Bakalım bu yoğunluk ne zamana kadar sürecek? Herhalde bir 3-4 gün kadar sürecektir. Şöyle tatilciler gelmiş. Gerçekten de aşırı bir kalabalıklık var. Sahiller bu şekilde. Şimdi burası, bu plajın adı ne? Onu bir yerden öğrenmek lazım da. Şu gençler herhalde biliyordur.
Şöyle yakından göstereyim. Burada böyle sörf yerleri var. Belli bir ücret karşılığında yapıyorlar. Dur şu gence bir soralım. Ayağımız ıslanmadan bir sorabilirsek. Bakın arkadaşlar, şu kalabalıklığı görüyorsunuzdur herhalde. Ben fazla yakından çekim yapmak istemiyorum, İnsanlar rahatsız olmasın diye, ama şu kalabalıklığı herhalde anlamışsınızdır. Aşırı bir yoğunluk var. Hakikaten çok kalabalık. Şuranın, buranın hangi plaj olduğunu ben bir öğreneyim. Size de ona göre söyleyeyim. Tatile gelemeyenler için böyle bir vlog oldu bugün. Böyle sakin, huzurlu bir ortam var. Şuraya bir yere oturalım da denizin sesini. Oo, burada ıslakmış ya. Vallahi burada ıslakmış. Şöyle oturalım. Yani huzur, sakinlik ve mutluluk diyeceğim, ama sakinlik artık kalmamış. Bayram tatili sebebiyle. Birazdan ben de sezonun ilk açılışını yapacağım. Sizin için denize dalacağım. Çünkü gerek video kamera, daha doğrusu video game oyunları, gerekse Samimi Mutfağın yemek videoları gerçekten çok ciddi zamanımızı alıyor. Bu sebeple fazla denize giremiyoruz. Sahil işte anlatmaya gerek yok. Bu arada burası çok temiz aslında. Ama aşırı kalabalıklıktan dolayı bugün bu şekilde bulanıklaşmış. Ve buranın adı ne? Onu bir şu gençlere bir sormamız lazım. Deniz suyu 20 küsür derece. Yani şu an bildiğiniz banyo suyu sıcaklığına, kıvamına gelmiş. Bu arada Marmaris içmeler, Muğla çevresindeki en temiz deniz suyu Datça'da. Bu yüzden ben buraya geliyorum genellikle denize girmek için. Yakışıklı delikanlı, bu plajın adını biliyor musun sen? Mercan plajı mı burası? Peki şey, başka burada hangi plajları var? Öyle mi? Ha, tamam. Sen buralı mısın? Yok, benim. Anladım. Ama burayı biraz biliyorsun galiba. Çektin mi? Yok, çekmedim. Yok. Buraları biliyorsun bayağı, değil mi? Nereden geldin? Tatile mi geldin? Sörf eğitimi mi alıyorsun? Evet, yaptım. Anladım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Burası Mercan plajıymış galiba arkadaşlar. Küçük bir kardeşimiz anlattı. YouTube'a çıkması yasakmış. Yani Datça'ya geldiğinizde, şu sahilden bu tarafa doğru geldiğinizde, burası Datça'nın uç noktası. Karşı tepeler Marmaris'ten gelinen yolun olduğu yerler. Sol tarafımızda Mare Otel var. Az önce biz aracımızı o otele park ettik. Otelin yöneticisi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ali Bey ile görüşebilirsiniz fiyatlar ve ücretler konusunda. Gerçekten çok güzel, çok sakin, huzurlu bir ortam var. Bu sefer de bu şekilde bir video oldu. Tatilciler doldurmuş. Tıka basa dolmuş yani oteller, buradaki oteller. Tabii burası biraz da Ankara, İstanbul, İzmir bölgesinden turistleri aldığı için bu dönemde biraz yoğun oluyor. Bakın burada gençler eğleniyorlar ve yıkılmak üzere olan yerde de toplanmışlar. Bugün de bu şekilde bir video oldu. Önemli olan denizin ve bu sakinliğin, bu huzuru gelemeyenler için, göremeyenler için sizlerle paylaşmaktı arkadaşlar. Ben şöyle hatta biraz sakin yerlere doğru şöyle gideyim.
Böyle. Kalabalık yerlerden fazla çekim yapmak istemiyorum ama manzara çok güzel. Gerçekten. Böyle uzakta tankerleri görüyorsunuz. Karşı taraf Yunan adaları. Adaların olduğu bölüm. Burnumuzun dibinde aslında adalar var. Gerçekten ilginç bir görüntü. Evet, şimdi bir abimize sorduk. Buranın Otel Mare'nin adıyla anıldığını bize söyledi. Manzara mükemmel. Bakın, biraz da şöyle bir suyun sesini sizlere dinletmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Tabii kalabalıkları çok fazla görüntüleyemiyoruz. İnsanları rahatsız etmek istemiyoruz. Tatil yapan insanlar var. Çok güzel bir yer. Gelinmesi gereken bir yer. Şurada bir ada gördüm. O adanın üzerine çıkabilir miyim? İnşallah düşmem. Şöyle yapalım. Ayakkabıları çıkartalım. Zaten ayaklarımızda bir şey yok. Oraya çıkalım şöyle. Of, su çok güzel. Şuraya bir yere kaygan arkadaşlar. Çok kaygan. Neyse, çıkmamıza gerek yok ya. Bakın. Su gerçekten pırıl pırıl. Çok temiz. Birazdan sizin için bu suların içine de dalacağız. Tabii Türkiye'nin her tarafı çok güzel ama özellikle Datça bölgesi inanılmaz bir potansiyele sahip. Mutlaka yolunuz düşerse buralara bekliyoruz. Ben genelde Muğla'da özellikle buraya geliyorum ki aracımla. Gerçekten çok temiz bir sahili var. Mükemmel bir plajı var. Şunları görüyoruz. Pırıl pırıl. Sizleri de bekleriz. Biraz da teknik bilgi verelim. Denizli'den sonra, daha doğrusu Muğla, 1,5 saat gibi bir süre alıyor. Muğla'ya geldikten sonra ilk denize girebileceğiniz güzel sahil Akyaka'da var. Akyaka'yı daha önce videolarda göstermiştim. Şuradan bir yerden görebilirsiniz. Akyaka'yı geçtikten sonra Marmaris geliyor. Marmaris 70-80 kilometre daha uzaklıkta Muğla'ya. Marmaris'i geçtikten sonra uca doğru devam ediyorsunuz. Onu da şurada bir haritayla size gösteririm. O haritada gördüğünüz uç noktasına doğru ilerliyorsunuz ve Marmaris'ten sonra bir 70-80 kilometre sonra Datça'ya geliyorsunuz. Şu an bizim içinde bulunduğumuz Datça bölgesi, şöyle köşeden de şehir yerleşimini gördüğünüz. İçerisinde 3-4 tane farklı plajı var. Bunlar taşlık plajı, kumluk plajı, hastane altı plajı ve burası, yani Otel Mare plajı olarak 4 tane önemli plaj kendi merkezinde yer alan Türkiye'deki tek ilçedir Datça. Bununla birlikte Datça'dan daha da devam ettiğinizde, onun da videosunu çekmiştim ama, Palamutbükü bölgesi geliyor. Palamutbükü şuradaki dağların hemen arka tarafında. Ve Palamutbükü'ne gittiğinizde yine dünyaca ünlü plajlar, mükemmel sahiller sizleri bekliyor. Ve şu temizlikte bir denizi Türkiye'de, of dalga geldi, başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. İmkanı olan herkesi buralara bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklığı gerçekten çok iyi. Özellikle çocuklar şu mevsimde rahatlıkla girebilirler. Benim tahminim 23-24 derece gibi bir sıcaklık var deniz suyu. Ama gerçekten harika bir hava, mükemmel bir atmosfer var. Tabii şu an bayram tatili sebebiyle aşırı bir kalabalıklık söz konusu. Ama yapacak bir şey yok. Ben şuraya bir oturayım. Şöyle oturalım. Size bu suyun manzarasını yaşatalım. Gerçekten mükemmel. Ayaklarımız, her tarafımız ıslandı. Evet sevgili takipçi arkadaşlar,
Umarız beğenmişsinizdir. Bir vlog gezelim görelim videosunun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka gezelim görelim videosunda, bir başka çalışmada görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Oha bu ne lan? Yavaş lan yavaş. Huzurla kalın. Dalga arttı. Her an dalgaya kapılabiliriz. Çok güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar.